Libas'la Okan'ın aşkı nerede, nasıl başladı ve nasıl gelişti? Evet Aslı Hanım. Arkadaş ortamında tanıştığımızı söylemiştim. İşte başlarda konuşmuyorduk. Daha sonra o bana açıldı. Benimle görüşmek istedi. Yani çok sık karşılaşıyor muydunuz arkadaş ortamında? Ya haftada iki kez. Evet. Kafeye mi gidiyordunuz? Evet, kafeye gidiyorduk. İşte tamam, oturuyorduk, sohbet ediyorduk. Hiç ilgini çekmiyor muydu Okan? Ya açıkçası o gözle bakmıyordum. Arkadaş olarak görüştüğümüz için. Daha sonra o bana açıldı. Benimle görüşmek istediğini, beni beğendiğini söyledi. Ben o sıralarda hani istemiyorum dedim. Evet. Biz arkadaş olarak görüşmeye devam edelim dedim. O sıralarda kaç yaşındasın? 19. 19 yaşındasın. Tamam, ciddi bir şey istemiyorsun, bir ilişki istemiyorsun. Evet. Okula gidiyorsun. Evet, üniversite 1'deydim, hazırlıktaydım hatta. Ondan sonra o bana ben beğendiğim biriyle arkadaş olarak kalamam dedi. Mesajları kesti. Wow. Evet. Ne kadar süre yazışmadınız? Bir hafta falan. Kendini geri çekince ben aslında ona bağlandığımı hissettim. Alışmışsın o ilgiye. Her sabah günaydınlar, her akşam iyi geceler, işte günlük soru sormalar, sohbetler kendini alıştırmış beni. Tabii, alışmak sevmekten daha zor geliyor. Evet. Boşlukta kaldığımı hissettim, gerçekten alıştığımı, ondan hoşlandığımı anladım. Sen mi yazdın sonra? Ben yazdım. Ne dedin? Nasılsın? O da işte konuşmak istemiyorum dedi. Sonra ben kendini geri çekti. Akıllı öyledir. Çocuk. Evet, akıllı. Sen ne dedin? İşte, vallahi taktik yapmış sana Libas. Evet, yapmış. Bak, gerçekten. Bak, farkındasın herhalde. Alıştırmış. Sonra geri çekmiş. Bu bir taktiktir. Genelde hanımlar yapar ama bu sefer bir bey yapmış. Evet, Okan Bey öyle yaptı. Sonra işte ben mesaj attım, görüşmek istediğimi söyledim. Ona o şekilde karşılık vereceğimi söyledim, ondan hoşlandığımı söyledim. O şekilde başladık biz. 4 yıl flört ettik. 4 yıl? Evet. Uzun bir süre. Evet, uzun bir süre. Küçük olduğumuz için işte bekledik, benim okulum vardı. Daha sonra ailelerimiz tanışmak istedi. Çok güzel. Tanıştılar. İlk ailelerin tanıştığı gün nasıl heyecanlı bir gün. Tabii ki öyle. Çok heyecanlıydı. Ne yaptın? Ya elim ayağım titriyordu. Sonra babam dedi ki okul bitmeden olmaz. Doğru söylemiş. Bir sene bekleyeceğiz dedi. Bir sene beklediler. Sonra tekrar geldiler. Beni istediler. Babam aile büyüklerime danışayım dedi. Danışmamış mıydı baba o arada? Yok, babam o arada hazırlıyordu kendini. Bence kendini hazırlıyormuş. Evet. İlk kız olduğum için. Var mı burada istemeye geldiklerim fotoğrafı? Evet, vardı. Görelim mi? Görelim. Bu ilk tanışma anı. Çiçek getirmişlerdi. Bundan 1 sene sonra istemeye geldiler. Evet. 1 sene beklediler. Bu da 1 sene sonraki isteme. İsteme. Evet, babam yine... Tanıştıktan 1 sene sonra mı sözlendiniz? Evet. Aileler tanıştıktan mı sene sonra? Çünkü okulu vardı ya. Evet. Kırmızı güller. Öyle bir şey rica etmişti. İstemeden 10 gün sonra da söz nişan beraber oldu. Evet. Bu sözden mi? Evet. Bu söz çiçeğin mi? Evet. Ne kadar güzel. Evet. Nişan çiçeğini düşünemiyorum. Evet. Beraber olduk, söz nişan. Aynen. Evet. Bu işte nişan yapıldıktan sonra dış çekim yaptık. Kendimiz çektik, arkadaşlarımız çekti. Evet. Kıyafet senin değil mi? Kiralamadın. Evet. Yok, satın aldım. Kaça aldın? 600 liraydı. Öndeki hediyelikleri ben yaptım. Yine o nişan çiçeği de yatak odasında duruyor. Evet. Ay, gördük ya biraz önce kızlarla. Saklıyorsun, bravo. Evet, soldaki kayınvalidem, kayınpederim, sağdaki maviler annem, babam. Evet. Maşallah. Aile fotoğrafımız, kız kardeşim, erkek kardeşim. Çok güzel. Organizasyonun kaça mal oldu? 600 liraydı. O zaman. Peki burası neresi? Annemlerin evi. Ev müsait de herhalde. Evet. Değil mi? Büyük salonu, geniş. Burası Ankara mı? Evet, Ankara Gölbaşı. Evet, Mogan Gölü. Pasta da güzelmiş. Maket de değil. O maket aslında. Evet. Hiç maket gibi durmuyor. Ama doğal güzel yapmışlar. Söylemem şanti gibi duruyor. Evet. Şimdi çeyiz de mi geliyorsa ne geliyor, bohça mıdır? Evet, gelin bohçasıyla geliyorlar. Gelin bohçası. Evet, nişanda öyle geldiler. Bahçeyle geldi. Alışveriş yaptınız mı önce? Evet, yaptık. Nişan alışverişi söyleyeceğim. Böyle hani nişan alışverişlerini hiç konuşmadık hiçbirinizle. Orada mesela kayınvaliden yanında mıydı? Evet, Görümcem var mı? Hayır, yok. Kayınvaliden vardı. İşte Okan vardı. Ha, üçünüz mü çıktınız? Evet. Kayınpederim de vardı. Ha, böyle hani senin zevkine mi bıraktılar yoksa onlar hayır bu mu olsun dediler? Yok, ben ne istediysem onu aldılar. Hatta bana dediler ki sen daha sade modeller seçiyorsun, işte daha gösterişlisini al. Her şeyin en iyisini aldılar, sağ olsunlar. Ay, ne güzel ya. Evet. Ne güzel adetler bunlar değil mi? Sizlerde de oldu mu? Evet. Ben de olmadı nişan alışverişini. Ben istemedim. Bende de oldu. Sizde oldu mu? Ben de istemedim. Ben de oldu. Ne güzel. Eşimle Eltim gelmişti. Nasıl geçmişti? Diyelim. Öyle mi? Yani işte orası açık, burası açık, şu olsun, bu olsun. Evet, biraz kıyafete karışıyorlar. Nişan ya. Yani çok kendi çok beğendiğim bir şeyi alamamıştım. Alamadın mı? İçimde sonra acısını çıkardın mı? Sen onu söyle. İyi yapmışsın. Yani bu bir kez oluyor ya. Evet. Bırakın gelinler de. Onlar da bilirler mutlaka seviyesini, ayarını diye düşünüyorum. Ama benim de istediğimi almışlardı, sağ olsunlar. Ya, sağ olsunlar. Ve sonrasında istemeye geldiklerinde o sana alınan hediyelerle birlikte içeri girdiler. Tuzlu ve tuzlu kahve. Evet. Meşhur tuzlu kahvemiz. Yaptın mı sen de tuz? Çok az tuz attım. Kıyamadın. Evet. Aslında orada sıcak olduğundan dolayı içemiyor, zorlanıyor ama herkes çok tuzlu sanıyor. Ama çok acayip. Herkesin kahve içerken damada bakmasına gerek var. Nasıl bakıyorlar hem de. Hepsi böyle. Arkadaşları suyunu içtirecek mi? Evet. Tuz atmış mı diye kontrol ediyor. Bak. Evet. Kimse içmiyor. Herkes çekiyor. Bak damada elinde kameraları görüyor musunuz? Suyunu alıp içtiler aslanım. Keşke suyuna tuz atsaydım. Keşke. Sen ince düşünmüşsün. Hani tuzlu kahve içip harareti olur üstüne su içer demişsin. Lokumunu bile yemeye çalıştılar. Tuz ağzına kalsın diye. Hay Allah, iyi tansiyonu çıkmadı çocuğun. Yok, içti hepsini. Sonraki nişan olduktan sonra biz düğünden bir ay önce klip çektirdik, düğünde yayınlandı. Wow, şahane bir şey. Çok güzel. Evet. İşte bunu hiç kesmeden izleyelim. Evet. İnanılmaz güzel. Bir de şöyle baktığım zaman hani Libas'tan böyle bir şey beklemiyordum. İnanılmaz güzel olmuş. Müzikler çok değişik olmuş. Çünkü o ikizler kızı. Evet, enerjik. Evet. Yani ben çok sevdim. Enerjisi yüksek olmuş. Evet. Eşin de sana çok güzel ayak uydurmuş. Evet, evet. Farklı ve hoş bir klip yapmışsınız. Bunun arkasından mı düğün oldu? Bir ay sonra oldu düğün. Evet. Önce yapmaları da bak daha iyi yansıdı. Evet, evet. Yorgun değiller. Aynı gün olsa İnanılmaz yorucu oldu. Aynı gün de yaptırdık. Gelin alma klibimiz de farklı. Evet. Bu hani düğün salonunda misafirlerimiz izlesin diye yaptırdık. Süper. Ya, evet, güzel. Siz daha salona girmeden bizi beklerlerken bunları izledi. Evet. Biz de izledik. Çok güzel oldu. Biz de düğüne girmeden bunu izlemiş olduk. Çok güzel. Misafirler beklerken onlar için yaptığı klip çok hoşuma gitti. Enerjileri o kadar güzeldi ki bir ömür onları öyle görmek isterim.